Olduğunu ne yapalım diye göreyim istedim. Merak etmeyin, hassasiyetiniz yüksek. Ben sizin yanınızdayım. Ben sizin yanınızdayım. Tamam mı? Çay günü yapmakta başka bir şey yok. Ben sizin yanınızdayım. Göreceğiz. Hocam 10 dakika. Hocam böyle bir asansör düştükten sonra yanımızda olmanız lazım. Ben her zaman yanınızda. O zaman neden bu kadar asansörler düştüğünde gereken niye önlemler alınmıyor? Asansörler hep şu olsun. Bir dakika sakin olun. Ben de sizinle beraber sorunlarımızı anlatayım diye buradayım. Bakın gidiyorum. Yurt normalde benimle alakalı bir şey ama sizin benimle alakalı. Benim için değerlisiniz. Herkes için değerli. Ya biz istemiyoruz. Dört tane kız gitmiş. Ya ben de olabilirim. Ben de. Bugün yapıldım. Ya dokunmayın cidden. Ben niye buradayım diyorum buraya bakıyorum. Tamam önlem alınması için can mı kaybedelim diyoruz. Asla değil zaten. Asla. Bir kere güne getirdik. Dört kişi orada kalıyoruz dedik artık. Hani hocam yemeklerin içerisinden yemekleri yiyemedik. Karnımız aç kez. Halimize her akşam. Gazin gayba! Gazin gayba! Çalışıyoruz. Burada birinin başına bir şey gelse ne olacak? Açıkten sonra konuşalım. Burada olamaz. Sakin olun diye. Ya bugün Erdoğan geldi. Sizin çocuk parası asansörde yok diye bu sakin. Burada bizim canlarımız var canımız. Bizim anne babalarımız var. Devlete emanet ediliyor devlete. Bu mu sizin emanete bakışınız? Bu mu? Sevgili kardeşlerim, eğer söylüyorum, benden diyorsunuz ki sorumlulara ne işlem yapacaksınız? Ben de söylüyorum, bak bu şehrin valisi olarak söylüyorum. Görevden alacağım diyor. Bundan öte yapacak bir şeyimiz var mı? Görevden alacağım diyor. Bir şey olmadı demiyorum. Yaralı kimse yok diyor. Yaralı kimse yok. Yaralı hiçbir arkadaşımız yok. Asansörle ilgili arızaya da biraz sonra buradaki arkadaşlarımızla, bu yurtta falan arkadaşlarımızla beraber ben girip bakacağım. Tamam mı? Bakacağım beraber.
Beraber bakacağım. Beraber bakacağım. Sorumlu gördüğümüz arkadaşımız her kimse görevler alacağım. Sadece asansör problemiyle ilgili değil, diğer meselelerimizle ilgili de oturup beraber çözeceğiz. Tamam. İçeriye başka bir problem yok. Ya yok güzel. Herkes kendi yapıyor. Sizin ev suçunuz yok ama. Herkes kendi kendine kursun. Böyle bağırırsam anlaşamayız. Duymuyorsunuz ki. Bağırmadan sürece duymuyorsunuz. Ben sizi dinlemeye geldim. Ben bağırmasam, o bağırmasa duymuyorsunuz. Yurt müdürü lazım bize, o sorumlu. Yurt müdürü nerede? Hocam, o kadar korkak mı ki karşımıza gelemiyor? Bu kadar mı korkak? Vali kendisi çağırıyor. Niye korkuyor adam? Hayır, korkuyor değil. Vali, ben sana... Asansörleri kapatacağım, kontrolünü ben yapacağım bizle teknik ekiplerle beraber. Yarın akşam yemeğimizde burada sizle beraber, ben de eşimle beraber geleceğim. Yemek sonrası her saati beraber konuşacağız, tamam mı? 9'a çıktı düştü. Ben öldükten sonra bana aileme yemek açıklaması mı yapacaksınız? Değilim. Sorumluyu alacağız mı diyeceksiniz? Bugüne kadar yapmış olması gerekiyordu onun. Her gün gece saat 12.30 bire kadar arıza ihbarı veriliyor. Her gün bu dile getiriliyor. 4 tane asansör var, bugüne kadar biri çalıştı. Neredeydiler? Bugün 4'ü de yapıldı, akşamına asansör düştü. Asansörü konuşuyorsunuz. Biri ölseydi bugün. Hangimiz burada bu şekilde konuşabilecek? Yapmadınız. Arkadaşlarınızla böyle evet yemek açıklaması yapıyorsunuz. Dediniz arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız ne halde? Benim kız kardeşlerim ne halde? Bana bunu söyleyin şu an. Benim kız kardeşlerim nasıl? Ve bu asansör çıktığında bütün yurt aşağıya indi. Ya nasıl bir ses çıktı? Yemek konuşuluyor. Buradaki arkadaşlar. Frenler cim düşmadı. Frenler cim gidiyor. Ben 3 kere bu asansörde kaldım. Harekete kastığınızı yapmışız. Tamam. Bunu öyle yazalım o zaman. Hani böyle düşmedim ve ayağı o kapı tutmasın lütfen. Rica ediyorum. Ben botan 3 kere kalamayayım. Bu asansörün değişmesi şart. 9'da yıkılamayınsa bu kapları bilemez. Yürüyeceğim.